Hele hele kendi semtim için, kendi muhitim için hayatım boyunca böyle bir şey yapacağım hiç aklımıza gelmezdi. Gelmezdi. Zaten yapacağım her şey için de çok çok özür diliyorum. Şöyle özür diliyorum. Çünkü çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Benim adım Altar Toker. Ben bu memlekette Allah'a şükürler olsun iki tane evladımın babasıyım. Benim evladımın bir tane delikanlı, bir tane kim olursa olsun gözyaşı akıtacak adamın alnını karıştırırım. Allah'a şükürler olsun şerefimle, namusumla, delikanlılığımla bu yaşıma geldim. Evlatlarımı büyüttüm. Bu semtim için her şeyimi yaptım. Türkiye için her şeyimi yaptım. Tribünler, kulüpçüler, herkes beni çok güzel tanır. Ben tersine her kötü bir şeyi toplamak için elimden gelen yapan bir tane delikanlıyım. Hayatta kimseyi kırdırmamak için uğraşmadan veren delikanlıyım. Neden derseniz, çünkü biz kavgadan, şiddetten, ondan bundan yanayız. Gençlik zamanlarımızda her şeyimizi yapmışızdır. Ama yaş büyüdükten sonra artık hayat bir kültür oluşmuştur. Neden? Yaş büyüdü, çocuklarımız büyüdü. Finalinde çocuklarımız için, semtimiz için, kulübümüz için, ülkemiz için, herkes için biz hep iyi şeyler yapacağız ki millete örnek olacağız. Ama bugün o kadar çok ağrıma gitti ki bir şey. Ben aslında böyle bir şey yapmak için hiç aklımdan geçirmiyordum. Ya en sevdiğim arkadaşlarım, en sevdiğim abilerim. Aslında kukla olanlar, kukla. Halbuki onların hiç alakası yok bu işlerle. Ben bunu çok güzel biliyorum. Hayatta da var ya, onların açıkladığı hiçbir şey var ya, üzülmüyorum. Çünkü onlar içinden bu işi yapmıyorlar. İçinden konuşmuyorlar. Birileri konuşturuyor, tamam mı? Ama artık bu saatten sonra herkes her şeyi bilsin. Kardeşim benim. Benim kimseye verilmeyecek bir hesabım yok. Kimseden de bir gram korkum yok. Bir gram korkum yok. Semtçiysek, muhitçiysek, memleketçiysek, abiciysek zaten delikanlı adam delikanlı olur. Delikanlı adam ne semtini, ne şerefini, ne harisini satar. Neden böyle ayak olmuşum biliyor musun? Bugün çok üzüldüm ya. Ulan benim 40 yıllık abilerim, yazık, arkada baktım öyle. Konuşturuluyorlar, konuşmuyorlar aslında. Ha. Konuşturuluyorlar. Neye çok üzüldüm biliyor musun? Kendim için üzülmedim. Benim çocuklarım onları abi gözünde gördüğü de üzüldüm çok. Amca gözünde gördüğü de üzüldüm çok. Ulan benim çocuğumun, evlatlarımın bir gram gözyaşı var ya, can alırım can veririm. Herkes bunu bilsin. Burada bir sürü hainlikler var, şerefsizlikler var, köpeklikler var. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Herkes de aptala yatıyor. Ya biz karşakalı değil miyiz ya? Biz çocukluğumuzdan büyümedik mi? Bu yaşlarımıza gelmedik mi? Bizim hedefimiz, bizim niyetimiz, bizim yapacağımız delikanlılık nedir? Hayırlı evlatlara yetişmek, semtimize sahip çıkmak, ardımızı bayrağımıza sahip çıkmak. Tüm Türkiye'de bir adımız varsa o bizim namımıza gelmiştir, yaptıklarımıza gelmiştir. Satılmışlıkla, hayırlıkla gelmemiştir. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar da çok iyi bilmeli. Hangi tribüncü, hangi semtçi kendi takımını satar? Kendi takımına hainlik yapar. Delikanlı olun biraz. Bayrağına, semtine sahip çıkıyorsan Antepli ol, Beşiktaşlı ol, Galatasaraylı ol, Göztepe'li ol, Bursalı ol, Kayserili ol. Ulan hangi tribüncü emeğini satar? Hangi tribüncü futbolcunun anasını siker? Laf icabı bu. Öyle bir kötü bir net de değil. Senin futbolcun, senin teknik heyetin, senin yönetimin, senin başkanın hareket yapıyorsan en önde sen yapacaksın liderlik. Çünkü seni herkes çok seviyor. Neden? Sen tribüncüsün. Sen abisin. Seni millet çoluk çocuktan böyle görmüş. Seni herkes zaten böyle tanımış ki sen burada mı olmuşsun? Memleket herkes lider olamaz. Herkes abi olamaz. Herkes delikanlı olamaz. Herkes yatağa yattığı zaman kendi kendini kanamayacak, delikanlılığını anlatacak. Benim kulübüm nifak imiş, nifak. Ulan ben semt abisiyim. Ben semt delikanlısıyım. Bana ne be? Bana ne be? Bana ne be? Ben bunu desem şu an evimde çok rahat otururdum. Beni kimse lekelemezdi. Benim en yakın arkadaşlarım, en yakın abim. Bak bir daha söylüyorum.
O abi, hemen abim var ya, benim abim, ben ona var ya, eğer bir gram kalp kırıklığım varsa dünyanın en büyük şerefsiz olayım. Ama çocuklarım o kadar çok üzüldü ki, ya benim abi dediğim, amca dediğimiz abinin o açıklamasına, ya abi be, çok üzüldüm sana. Yahu, ayıp, günah, hiç bize yakışmıyor. Hele sana hiç yakışmıyor. Türkiye'de var ya, bırak Türkiye'yi. Biz iyi bir tribünüz, iyi bir camiayız. Bizi bütün memleket, bütün dünya bizi takip ediyor. Yahu ayıp, günah. Ya bir insan semtine, takımına nifak sokar mı? Nifak sokanların tersine karşı olması lazım abi abi ise. Delikanlıysa. Eğer delikanlıysa. Adam gibi adamsa. Sabah evindeki suçların yüzüne bakacak. Semtteki delikanlara bakacak. Sokakta yürürken adam delikanlı anlatıyor olacak. Anlı. Öyle bir hayat yok. Ben bu işe neye vakıf oldum biliyor musunuz? Kardeşim, ben bundan bir ay önce bir şey duydum. Aslında inanmadım ama vakıf olmak zorunda kaldım. Ya burası benim kulübüm kardeşim. Bak, ben size bir şey söyleyeceğim. Hiç benden bu kadar duydunuz mu ya hayatınız boyunca? 2 seneden beri bu takım hocaların hepsini ben getirdim. Herkes de bunu kabul eder. 2 seneden beri bu takım playoff oynuyor kardeşim. Hayatım boyunca kulübe 2 kez elimi soktum ama bir şey söyleyeceğim. Hayatım boyunca tesislere hiç gitmedim. Hiç gitmedim. 2 seneden beri ben tesislere bakıp toplasam var, 2 kere gittim. 2 kere. O da var ya, bir merhabadan merhaba gitmişimdir. Oranın için nahmeren başkadır, buranın için nahmeren başkadır. Ama ve lakin 2 seneden beri bu takım playofflarda. Bir yarı finalde eğlendik, bir de finalinde eğlendik. Bu iyi giden şey birilerinin öyle bir şey ağrına gitti ki. Demek ki burada bir sistem var kardeşim. Burada başka bir şey var. Burayı birileri karşılamak istedi. Tamam mı? Şimdi ağrını sana anlatacağım. Ya kardeşim, benim başkanım bana destur verdi. Dedi ki, Altar kardeşim, Soner Hoca buradan ayrıldı. Dedi ki, Altar git bu Soner Hoca'yı al. Ne diyorsan git, ben sana bu işe kefilim. Ben gittim Bodrum'a. Ben abilerimi de aradım ha. Taner abiyi aradım, Okan abimi aradım. Dedim ki, abi gelin beraber gidelim. Ama benim abilerim gelmedi kardeşim. Gelmedi. Gelmediler. Gittim oraya. Ne yaptım biliyor musunuz? Hocayla ikimiz oturduk. Dedim, hocam biz bu işlerde çok güzel emekler verdik. Bak, finalden döndük. Senin burada ayrılma şansın yok. Oturalım konuşalım. Camia seni çok seviyor. Hocaya ekstra, hocayla anlaşmak için paralar sundum. Ama başkanımın verdiği direktifle sundum bu paraları. Yani kendi kafama göre değil. Sonra ekstra dışarıdan 100 bin lira daha para buldum. İşlerimiz yok. Dükkanlarımız kapalı. Sıkıntımız var. Ben niye kendi sermayemi sana harcayacağım? Kaçtaki bu grup olarak. Ama bunu yaptım. Hocama ekstra 100 bin lira para verdim. Buldum. İsim vermeyeceğim. İsim vereyim. Mustafa Öçakar'dan para aldım. Ekstra bonus. Gürcan Güven'den para aldım. Ekstra bonus. 50 bin. Benim bir lafımı kırmadılar. Hocam karşıya imza attı. Mükemmel bir başlangıç yaptık. 7'de 7 gidiyoruz. 7'de 6 gidiyoruz. Liderlik maçı çıkacağız. Bizim bu takımın prim sistemini kestiler. İyi giden bir şey var burada, bunu okuyayım. Hani biz 7-6 lige başlamışız. Her şey çok güzel gidiyor. Tersine sen bir şey vermen lazım. Bir şeye katman lazım ki bu takımdan uçak gibi gidiyor şu an. Ne yaptılar biliyor musunuz? Primi kestiler kardeşim. Takımın anasını siktiler kardeşim. Bazen özür dileyeceğim. Burada benim çoluk çocuk, semtçiler, tribüncüler, Türkçe her de beni takip ediyor. Ben küfürlerim için hepinize çok özür dilerim. Bu takım hocasını yemek istediler. İçerideki hainler, şeytanlar ve yediler de. Hoca istifa niye etti biliyor musunuz? Kayıtlı yazılı mesajlarım var. Kulüp başkanıma attım bunları. Sesli mesaj attım. Bak dedim, hocam, başkanım, burada hainlikler var. Kulüp hocamız istifa edecek. Burada çok pis oyunlar dönüyor. Bu adamın bir adı var, namı var, ailesi var, şerefi var, delikanlılığı var. Bak dedim, seni dedim ki yerle bir yaparlar. Sen dedim yanlış yapıyorsun. Bu adam adı Soner Tolungüç. Buraya iddia nifakları girmiş. Burada futbolcular dayak yiyor. Hoca açıklama yapacak. Sen dedim ne yapacaksın? Hepsi bende kayıtlı. 29 Aralık akşamı hepsini Turgay Büyükarcı'ya var ya, canlı mesajla attım. Şimdi biraz açıklayacağım bunların hepsini. Göreceksiniz burada. Hoca istifa etti. Hoca bunları açıklayacaktı. Bizim için, camia için
Herkes çok sevdiği için. Bak bunda bir şey değil mi? Taner'i, Okan'ı, Altır'ı sevdiği için. Hani ben demin ne dedim? Ben Okan'a, Taner'e hayat taraf etmem. Ettirtmem de. Onlar da şu an bir kukla kaldı burada. Onlar benim abilerim. Ben onları çok severim. Benim çocuklarım bu akşam çok üzüldü onlar için. Neden? Okan'dan, Taner abisinden böyle bir şey görmek istemezler onlar. Biz onları bir abi gözüne görmüşüz. Bak iyi dinleyin beni. Onlar onların evlatları. Benim kızlarımın gözyaşına ben can alırım, can veririm. Bunların hepsi kayıtlı. Turgay Büyükarşı her şey canlı şahidi. Şimdi açıklayacağım birazdan. Turgay Büyükarşı'yı. Turgay Büyükarşı'ya bu mesajı attım. Bak dedim ki başkan burada hata var. Bak burada bir içeri nifak girmiş. Burada futbolcuların bir sıkıntısı var. Burada başka bir şeyler var. Futbolcun iddia oynuyor. Futbolcun dayak yiyor. Bunları bil. Ama git önlemini al kardeşim benim. Sen kulüp başkanısın. Bunu sen almazsan bunu kim alacak? Şimdi bu işin emri meclisi sensin. Biz deriz ki. Bir şey daha söyleyeceğim. Emniyet müdürü Gülsel abim var benim. Canlı şahidimizdir bizim. Abimiz biz o bizim. Her şeyi daha güzel biliyor. Sen emniyet müdürü müsün bizim? Bu işin bizim Atilla'nın da abisin, benim de abimsin, semtimizin abisin. Her şeyin canlı canlı sensin Gülsel abi. Her şeyin canlı canlı sensin. Her şeyi sen bizim gördün Gülsel abi. Senin aslında şunu yapman lazım. Kardeşim burada bir nifak var. Sen bu nifa, çünkü sen semt abisin. Sen bunu çıkartı seviyorsun, anladın mı abi? Burada şimdi Ali'nin Mehmet'in lafı önemli değil. Sen bizim müdürümüzsün. En güzel şeyi sen daha güzel biliyorsun. Burayı herkes her şeyi biz anlattık. Herkes her şeyi biliyor. Kulüp başkanımız her şeyde aptala yattı. Her şeyde. Ya başkan bak burada bir sıkıntı var. Hani bizim derdimiz kim iddia oynamış ya da kim kime boşamış falan değil. Futbolcu iddia oynayamaz. Bak çok iyi dinleyin beni. Futbolcunun kontratlarında yazı yazar. Aslında bırak kontratı. Herkes bu lafı çok güzel bilir. Sporcu iddia oynayamaz. Çünkü bu kanun gereği yasak kardeşim. Yasak bu ya. Yasak bu abicim. Yasak bu. Yasak. Bunu herkes biliyor. 1,5 aydan beri bunu bilmeyen yok mu Karşıyaka camiasında? Desin ki ben bunu bilmiyorum. Ben var ya etek giyeceğim gezeceğim Karşıyaka'da. Etek giyeceğim, etek. Eteği de bana getirmen giyeceğim gezeceğim. Tamam mı kardeşim benim? Bak beni iyi dinleyin. Ne oldu? Bak beni iyi dinleyin. Beni iyi dinleyin. Kardeşim ben bir abi olarak kimsenin haberi olmadan bu işlere dedim ki kardeşim bu işlere müdahale edin. Bu işe müsaade olun. Yani bu işe sahip çıkın. Burada bir sıkıntı var. Senin futbolcunun aklı iddiadasın. Senin futbolcunun sahadan sahaya kendini yansıtamaz. Sen yansıtma şansı yok ki. Hani futbolcu iddia oynuyor ya da futbolcu borçlanmış. Futbolcunun aklı başka yerdeyken sahaya yansıtma şansı var mı? Ya bak ilk 7 haftayı bilin. İlk ikinci sezonu yani playoff finalinde oynadığımız ligi bilin. Kardeşim biz her maça gol attık. Galip geldik, berabere kaldık. 7 haftada bu kulübe ne oldu kardeşim? Ne oldu kulübe bu 7 haftada bu kulübe? Bir gol atamadık be kardeşim. Burada bir sıkıntı olduğu belli. Bu sıkıntıyı sen başkan olarak biz sana anlatmışız. Sen bunu futbolcu be, bunu biliyorsun. Yönetim kurulu sen bunu biliyorsun. Herkes bunu biliyor. Siz bu işe müdahale olmadınız mı müdahale? Müdahale etmediniz mi müdahale? Hiç müdahale etmedin. Şimdi size işin gerçek bir tane yüzünü anlatacağım. Ben hocamla hiç tanışmadım. Ama biz artık bu sıkıntıları biliyoruz ya. Dedim ki hocama, hocam bir akşam ya aşan çok özür dilerim. Arkadaşlar bir dakika durun. Bir şarja bir sıkıntım var onu takacağım şimdi. Beni dinleyin. Bak benim daha şimdi daha çok anlatacak şeylerim var. Bakalım bu semti altlar mı tak edecek, başkaları mı tak edecek? Şimdi beni çok güzel dinleyin. Ben ama herkes çok güzel dinlensin. Bakın bakalım semt abili, semt büyüklüğü nasıl olur? Bu olayda patlak verdi. Bir akşam ya beni kaptan aradı ya da ben kaptan aradım. Onda şu an hem fikir değiliz. Tamam mı? Her neyse o anda hocamızın yeni hocamızın yanındaymış. Önce hocamı aldım. Dedim ki hocam hoş geldin camiamıza. Sıkma canına bir iki, hoca geldi sonra iki maç kaybettik. Dedim ki her şey inşallah dedim, yoluna girecek. Burada bir testi var inşallah bu test tersine dönecek. Senden bir ricam var dedim hocam. İki gün sonra da maç var. Dedim hocam müsaaden eğer varsa dedim ki
Ben bu topçuyu bazı kardeşlerimle dedim, görüşmek istiyorum. Hocam bana dedi ki, tabii kardeşim Altar dedi, müsaadeleri senindir. Ben izin alıp da hocamdan topçu kardeşlerimi aldım. Bakın beni şimdi çok güzel dinleyin. Ben topçu kardeşlerim bugün yasak olduğu için, sokağa çıkma yasak olduğu için en yakın yer bizim burada Foça'da Metin abimizin yeri var. Helanika diye. Ya burada yabancı yok. Aldım kardeşlerimin hepsini, oraya gittim. Tamam mı? Neye gittim biliyor musunuz? Biz bir aileyiz. Biz çok iyi giden bir şeyimiz varken, tamam mı? Bizim bu takımımızda ne oldu? Ben aslında hata yaptım. Bende var ya şerefsizlik var. Bende var ya haysizlik var. Ne diyorsun? Ulan sana ne de Altar. Bırak lan buradan bir tane sistem yürümüş. Bırak bunları kendi haline. Ulan ben öyle adam olsam evimde karamsar adama bakamam ben. Benim adım Altar Toker. Ben bok adam değilim. Ben delikanlı adamım. Tüm takımı aldım, oturduk hep beraber. Hepimiz. İsimizi size sayayım mı? Mustafa Şan, Karıcı Erdoğan, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Battal, Doğukan. Tamam mı kardeşim benim? Oturduk hep beraber. Akşam sabah 11 gibi. Dedim oğlum nasıl yapacağız lan dedim bu işleri. Ulan dedim bu takım dedim neydik ne olduk lan? Bu dedim ne var kardeşim? Açıklayın lan bize bir durum. Hani burada bir, aklınızda başka bir şey mi var? Bu takım böyle böyle olma şansı yok kardeşim benim. Bak beni güzel, çok güzel dinleyin bu tarafa. Artık bu tarafa iddia koptu kardeşim. Bak ben her şeyi anlatacağım ki camia bilsin. Şimdi kadar açıksın bundan sonra şeyi. Ne oldu biliyor musunuz? Hepimiz oturduk. Şu abi biz şey Real Madrid gibi maça antrenmanlarımız var. Maça gelince her şey ters düşüyor. Oğlum bu tersin bir düzde olması lazım lan. Biz ağzına sıçtığımın yerinde biz bu iken nasıl bu hale geldik? Şimdi pis kokular var ya. Dedim ki onların hepsine. Oğlum bu takımın kim kumar oynuyor? Herkese böyle yaptım tekrar tekrar. Önce kaptandan başladım. Abi dedi ki ben de ne işim olur? Doğru Hasan sen de işin olmaz. Dedim ki Kaleci Erdoğan'a benim dedi abi ne işim olur? Battal dedim ki Battal. İtalya oynuyorum abi. Dedim ki biliyorum oğlum dedim zaten. Hakan'a dedim abi de benim ne işim olur? Doğukan'a dedim İtalya'da oynuyorum. Tamam. Değirmenci dedim abi de benim ne işim olur? Ben ne yaptım? Bak Altar abisi çok güzel dinleyin. Altar'ı çok güzel dinleyin. Bak, herkes beni çok güzel dinlesin. Dedim abicim siz futbolcusunuz. Profesyonel futbolcusunuz. Yanlış yolda gidiyorsunuz. Bakın bu işler dinlenirse zaten Battal senin bu işlerin dinlenmiş. Bak beni çok güzel dinleyin. Hata yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Bu işler sana da zarar verir, kulübe de zarar verir. Yaptığın yoldan dön. Benim kardeşim bana böyle yaptı. Aslında o kardeşim için var ya ben, benim abim, Taner abim bir çok uğraş verdik onu affettirelim diye. O benim sem suçlarım var. Benim kardeşlerim var hepsi. Bu işlerin hepsi var. Onlar benim yürekli kardeşlerim ama onları da bu akşam çok üzüldüm. Orada gördüğüm için. Ben sonra daha güzel konuşacağız. Ben bu kardeşi profet ettiğim zaman bu kardeşi dedi biliyor musun? Dedi ki abi benim iddiamdan dedi kime ne? Ben iddia oynuyorum. Onun dedim oynayamazsın lan. Ulan sen dedim profesyonel futbolcusun. Seni bu kulüp iddia uğruna kardeşi bıraksın bu sattığını gezemesin. Dedi ben dedi gezerim. Yarak dedim gezersin. Tamam mı? Yarak dedim gezersin. Ona bir kelime daha ettim. Tamam bak iyi dinleyin beni ha. Herkes beni güzel dinlesin. Bir kelime deyince tak lan dedim yürü. Allah. Kalktı gitti oradan. Masayı terk etti. Tamam mı? Bak ilafımı iyi dinleyin beni. Kardeşim deveden büyük daha bir tane fil var ama oğlum hem hainlik yapıyorsun. Hem aptalsın hem cahilsin ama hem sana akıllıcayla aradığım bir tane abilerine karşı bunu yaparsan ben sana kemiklerini ısırırım. Doğukan kardeşime de böyle yaptım. Dedim Doğukan kardeşim oğlum adın var, ismin var. 15 haftadan beri dedim gol atamadın. Sen dedim ki başka kafalarda gidiyorsun. Dedim oğlum hayırdır? Menajerlik aldım, bir aldım dedi ki benim menajerim yok. Atilla Güneş abisini aradım. Megafon açık. Hakan Kuş'tan aradım. Atilla şaşırdı, böyle yaptı. Allah! Hakan dedi. Altar dedim bana. Ne iş vardı senin orada? Dedim Atilla, bir işim dedim yok. Dedim sana bir şey soracağım. Şeyin dedim menajeri kim? Doğukan'ın dedim menajeri var mı? Var dedi. İyi dinleyin beni. Kim dedim menajeri? Ulaş dedi Ortakaya. Ne zaman dedim imzayı attı? Şu zaman. Nerede? Burada. Kim vardı? Başkan vardı. Bana bakın. Delikanlı abiler. Semt büyükleri. Başkanım. O bu. Senin hem yasağın var. Hem sen bu adama nasıl menajerlik verdirtiyorsun? Ha? Bilin bunu camiye. Sen bize semtten bahsediyorsun ya. Camiden bahsediyorsun ya. 6. hafta primleri kes. 7. hafta, 5. hafta futbolcuyu satmak için uğraş ver. Sonra futbolcu 15 haftadan beri gol atmasın.
Ben yaptım Doğukan'a. Lan dedim Doğukan biraz önce lan menajerliğim yok diyordun. Aslında falan menajerliğim var. İkisi mastan kaçtılar gittiler kardeşim benim. İkisi kaçtılar gittiler bizim masamızdan. Oğlum biz size abilik yaptık lan. Biz sana semtçilik yaptık lan. Biz size bunu yaptık lan. Bu semtin değil mi semti? Şimdi ben size buraya geleceğim. Futbolcu iddia oynar mı? Oynayamaz. Futbolcunun iddia olması yasak mı? Yasak. Kanuna yasak değil mi? Yasak. Ben futbolcuma diyorum ki iddia oynar mısınız? Oynuyorum. Ben futbolcuma demiyorum ama karşıya maça iddia oynuyor musunuz diye. Ama benim futbolcum laftan bir dakika sonra ben karşıya maça iddia oynuyorsam benim anam babam sikler derse ne yaparsın? Söyleyeyim bana. Beni çok güzel dinleyin. Bakın bu semte var ya, bu semte çok insanlar rahmetli oldu. Bu semte herkesin isminin başında var ya Karsakalı yazar. Eğer hakkını taşıyabiliyorsan tabii. Ama hakkını taşıyamıyorsan var ya, git var ya, bak rahat taşı, benim ağzımı el vermek istemiyor. Hiç ağzımı el vermek istemiyor. Burada ne insanlar rahmetli oldu, camianın büyükleri var, o var, bu var, bu var. Bu iki kardeş buradan kalktı gitti. Tamam mı arkadaşlar? Bak çok güzel benim lafımı dinleyin. Başkan, ben oradaki yaşananları çok özel şeyler var. Ama çok gerekirse bunları da açıklayacağım. Ve var ya bunlar yer yerinden oynayacak. Bunlar böyle benim ikili beynimde donan bir tane olsun ki hani bu cami her şeyi bilsin. Her şeyi bilsin. Kulüp başkanının her şeyden haberi var. Ben ona 29 Ekim, 29 Ocak akşamı bir açıklama yaptım. Dedim ki Soner Tolgunçların istifa edecek. Niye istifa edecek biliyor musun dedim. Futbol takımının ki futbolcu iddia ediyor. Futbol takımının futbolcunun dayak yiyor. Tribün abilerinden. Adam dedim bunu açıklayacak. Ne yapacaksın Turgay Başkan? Bana böyle yaptı Turgay Başkan. 5 kere dedi dinledim. 5 kere daha dinledim. Önlemini alacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Tüm semtçilere bir şey söyleyeceğim. Herkese söyleyeceğim. Herkese. Ya abilik demek ne demektir? Semtçilik demek ne demektir? Tribüncülük demek ne demektir? Semt abiliği demek ne demektir? Bana bir önce bir açıklayın. Şimdi ben Altar Toker'im. Tamam mı? Ya da benim çok dostlarım var. Beşiktaş'ta var, Galatasaray'da var, Fenerbahçe'de var, Bursa'da var, Adana'da var. Her tarafta var, 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 var. Semtinde hangi delikanlı bir tane topçusunu iddia oynattırır? Bana cevap verin be. Ha? Ya da öyle bir şey duysanız ne yaparsınız? Hadi bana bir cevap verin be. Hangi semt delikanlısı? Hangi semt abisi? Aslında abiden bahsetmiyorum ama aslında abide aslında hata yapıyoruz. Bir tane piç. Bir tane piç bu işleri yapan. Aslında abi orada da bir yazık yem. Abi orada yem. Ama abi şunu biliyor. Ulan bu çocuk semtimizin çocuğu. Bu çocuk bizim futbolcumuz. Ulan Karşıyaka delikanlısıysan, Karşıyaka beyefendisiysen, Karşıyaka abisiysen ne yapman lazım biliyor musun? Onun kafasının gözünü kıracaksın. Diyeceksin ki siktir git lan bir daha buradan. Eğer seni duyarsam kafanı, gözünü, kemiklerini kırarım. Kime gidersen git diyeceksin. Tamamınız mı bu lafı? Kime gidersen git. Şimdi ben bir daha soruyorum burada. Bütün tribüncü gruplarına, bütün semt abilerine. Bu işe biz hepimiz gönül verdik ha. Hepimizin bu işte hepimizin var, emeği var. Hepimizin yüreği var. Yüreksiz delikanlı burada abilik yapamaz. Bunu yapmayan delikanlı semt abilik yapabilir mi sizce? Ha? Bunu duyuyorsun, bunu biliyorsun. Ben şimdi bunu kapattım. Şimdi gelelim Turgay Başkan'a. Ya Turgay Başkan, her boku biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Eğer bilmiyorum dersen eteğine gezeceğim burada. Sana yazdığım mesajları bir yazan canlı yayınlayacağım. Sana sesli mesaj attım. Ya 1,5 aydan beri senin ne yapman lazım biliyor musun Turgay Başkanım? Sen çok iyi bir adamsın. Senin ailene hayranım, benim ablam, kız kardeşim ama sen ya başkalarının beynine bir hata yapıyorsun. Ya burada bir tane sistem hatası var. Bunları görüyorsun. Bu adamlar artık maçta, aklı maçta falan değil. Senin bunu yapman lazım. Hemen bir ekibini toplayıp ya bunları U19'a göndereceksin. Tamam mı? Ya da ne bileyim sana bir kendi önlemini alacaksın. Burada herkes şerefli hakkıyla futbol oynuyor. Herkes burada var ya bu camiye aşık. Bak bana bak başkanım. İyi dinle beni. Biz satılmadık. Satılmayacağız da. Bunu çok güzel bil. Biz senin askerin de değiliz. Bunu çok güzel bil. Biz sana hep önünü açtık. Senin ben her tarafta sahibin çıktım. Hani benim abilerim yazmış ya Altar Karşıyaka Spor Kulübü falan değil. Bana bak siz benim var ya sikimin kılında olun ben etek yiyeceğim bu alemde. Siz benim verdiğim değerin bir yerini verin ben yine etek yiyeceğim bu alemde.
Abilik öyle olmaz. Atmakla tutmakla. Abilik yazık, 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 yazık. Abilik var ya yürekli olur. Abilik var ya delikanlılıklı olur. Hulusi Başkanım, her şeyi çok iyi bil. Sen her şeyi biliyorsun. Her şeyin farkındasın. Her şeyi biliyorsun. İl Emniyet Müdürü seni aramış ya. İl Emniyet Müdürü. Ya sen bizim Gürsel Müdürü arasana ya. Her şeyin canlı şadı. Müdürüm. Niye aramıyorsun? Her şeyi biliyor. Senin hem dostun hem sen meslektaşın. Niye? Niye? Arayışa girmeyin. Hep bunlar doğrular. Atilla Güneş. Her şeyi biliyorsun. Niye bu kulüpte menajerlik yapıyorsun? Futbol şube. Her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz. Niye neden müdahale etmediniz? Ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Aman dediniz kimse bizim rahatımız bozulmasın. Kongre öncesi bilmem de falan filan. Geçin lan bu işleri. Geçin bu işleri. Geçin bu işleri. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Serkan Ergüven. Bak lafımı çok güzel dinle. Çok seviyorsunuz değil mi Serkan Ergüven'i? Kim Serkan Ergüven? Veliboş Şube Başkanımız. Bak bu saatten sonra var ya. Herkes etindeki taşı döksün. Bak şimdi ben size dökeceğim. Şimdi ben size Serkan Ergüven'i anlatacağım. Bak çok güzel bir lafımı dinleyin. Bak ben karşıda delikanlısıyım. İki tane ev...